Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. Kimyasal maddelerin bir kısmı canlılığın devamı için gerekliyken bir kısmı canlı ve çevre için tehlikelidir. Şimdi bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumlu etkilerine bakalım. Sodyum Vücutta su dengesini, kas ve sinir fonksiyonlarını, hücre duvarından besin geçişini sağlar. Bitkilerin büyümesi için gereklidir. Potasyum vücutta su dengesinin korunmasında, hormonların ve sinir sisteminin kontrolünde, kalp ve diğer kasların çalışmasında görev alır. Bitkilerin su dengesini sağlayarak kuraklığa karşı dayanıklı hale getirir. Demir Vücudumuzun kan yapımında, beyin ve zeka gelişiminde DNA sentezinde önemli rol oynar. Bitkiler için demir, fotosentez, solunum gibi birçok faaliyetin gerçekleşmesini sağlar. Kalsiyum kemik yapısının korunmasını sağlar. İskelet ve kasların gelişiminde rol oynar. Bitkileri güçlendirir, olumsuz doğa koşullarına karşı direncini arttırır. Magnezyum vücutta hücrelerin enerji üretiminde, sinir ve kasların gelişiminde önemli rol oynar. Yeşil yapraklı bitkilerin klorofil yapısında bulunur. Bitkilerin büyümesi için önemlidir. Su vücutta biyolojik faaliyetlerin devamı için gerekli olan maddedir. Vücut sıcaklığını dengeler. Doğada su döngüsü ve canlı hayatın devamı için olmazsa olmazdır. Bazı kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri. Civa, zehirleyici bir maddedir. Vücutta çeşitli organlarda birikerek hastalıklara neden olur. Hava, su, besin yoluyla vücuda geçer. Çevre kirliliğine neden olur. Çocuklarda sinir sistemi üzerinde zararlı etkisi vardır. Kurşun sinir sisteminin bozulmasına, beyin ve böbrek hasarına neden olur. Çocuklarda öğrenme bozukluğundan davranışsal sorunlara kadar birçok zararlı etkisi vardır. Bitkilerde klorofil sentezini azaltır. Böylece bitki gelişimini sınırlar. Karbondioksit miktarının fazla olması terleme, baş dönmesi, baş ağrısı kusmaya neden olur. Yüksek miktarda solunması ölüme neden olabilir. Karbondioksit sera gazlarından biridir. Küresel ısınmaya sebep olur. Azot dioksit genetik mutasyona üst solunum yollarında tahrişe neden olur. Fazla miktarda solunması ölüme sebep verebilir. Doğada hava kirliliği Asit yağmurlarına neden olur. Kükürt trioksit zehirleyicidir. Solunum yollarına zarar verir. Doğada asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları toprağa, tarihi eserlere zarar verir. Karbon monoksit solunduğunda kanda oksijen yetersizliğine neden olur. Yüksek seviyede karbon monoksite maruz kalmak baş dönmesi kusma titremeye sebep olur. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölüme yol açabilir. Doğal bitki örtüsüne zarar verip çevre kirliliğine neden olur. Klor zehirli bir gazdır. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun beraber kullanımı sırasında açığa çıkar. Açığa çıkan klor gazı uzun süre maruz kalındığı takdirde sihirlenme ve ölüme neden olur. Klor bulaşmış yiyecek ve içeceklerle vücuda girebilir. Sağlığa zararlıdır. Düşük seviyelerde bile doğaya zarar verir.